Tam 100 metreyi mi daldın? Kaç? 3 dakika kaç saniye 14, sürdü? 3-14. Peki rekoru mu kırdın? Ne rekoru bu? Kırdığın? Şimdi yani daha önce de dünya rekorları kırmıştık ama bu biraz daha farklı bir kategori ve kendi gücünüzle aslında hiçbir asansör desteği olmadan bir yarışmada aynı zamanda yapılan yani sabit ağırlık dediğimiz kategoride Türkiye'de hem kadın hem erkeklerde en derin derece ama bundan da önemlisi biz böyle bütün dalış tarihinde tüm dünyada hep şeydir hani o ülkede ilk ne zaman 100 metreye dalınacak, biri dalabilecek mi, işte ne zaman olacak falan diye böyle hep bir dönüm noktasıdır. O yüzden o ilk 100 metreye ulaşan insan olduğum için de yani ben de hala çok böyle mutlu ve gururluyum. Ama en büyük önemi oydu yani Cumhuriyetimizin 100. yılında özellikle bu 100 metreye yarışmada inebilmek yani Bu ödev. yarışma neredeydi Şayka? Bu Bahamalarda ve yani bu işin Wimbledon'ı gibi aslında. Çünkü yani sadece dünyada her kategoride ilk ona giren sporcuların davetle geldiği ve birkaç tane de yeni sporcuya müsaade edilen ve özel bir dünya kupası aslında. Tüm ülkeler katılamıyor. Sadece ilk ona girdiyseniz gitme hakkı kazanıyorsunuz. Ben de yani oraya ilk ona girdiğim için her sene işte davet edildim. Orada geldi derece. Şimdi 100 metreye bir ağırlık var herhalde. Hani sen dedin ki ya, bir asansör olmadan iniyorsun. Fark ne? Yani asansör olmadan inmekle normal inmek arasında fark ne? Yani asansörle inseydim aşağıya inerken bir onun yardımını almış olacaktım. Daha ağır bir şekilde, hızlı bir şekilde inmiş olacaktım. Çok efor sarf etmeden. Ve yukarıya o ağırlığı orada bırakarak tekrar o ağırlığı Daha hızlı çıkacaktın. hızlı bir şekilde kolay çıkacaktım. Bunda üzerimde hangi ağırlık varsa aynısıyla yukarıya çıkmak zorundasınız. Zaten olay orada başlıyor. Çünkü bir şekilde iniyorsun bazen ama çıkışı en zor. Ve çıktığında bilinçli hala hani oksijeninin işte yerinde ve bayılmadan yukarıya aslında çıkabilmen lazım. Ve ben bu yarışmada birkaç dalış yaptık. İlk günkü dalışımı 95 metre olarak planlamıştım. Hemen yüze gitmek istemedim. Ve 95 metre dalışında güzel bir iniş yaptık. Fakat paletim kırıkmış ve yukarıya çıkamadım. Yani zaten hani ağırsın dipten işte 11 atmosfer basınçtan yukarıya çıkmaya çalışıyorsun. Orada bir böyle can havliyle hatta palet bayağı bir palet vurdum ama bir şekilde yukarıya çıktığımda tam bilincim yerinde değildi. Ve o yukarıya çıktığınızda mesela okey işareti verip I am okay diyorsunuz kurallara göre. Onu yapamadım. Yani zaten zar zor canımı kurtardım aslında. Sonraki birkaç gün böyle bununla aslında zihnimde biraz savaşarak geçti. Çünkü kötü bir tecrübeydi açıkçası dipten çıkamamak. Ama hani çok şükür son iki dalışımda önce 95'i yaptık. Ondan sonra da 100 metreyle o hani ilk 100 metreye Evet. dalan olduk. Şimdi yanında hiç bilmeyenler için yanında 2-3 kişi daha var. Onlarda tüp var. Eğer bir şey olursa müdahale mi ediyorlar? Bu videoyu bir video yayınlıyoruz da şu anda sen de bakıyorsundur. Su altında çekilen video. Biraz anlatır mısın onun güvenliği nasıl? Çünkü yani her Tamam. an bir şey de olabilir gibi geliyor insana. Kolay bir iş yapmıyorsun. Şimdi biz inerken mesela 100 metreye en derine indiğimde orada robot kameralar var açıkçası. Yani o işte tüplü dalgıçlar o metreye bazen iniyor, bazen inmiyor. Güvenlik önlemi için biz çok indirmemeyi de tercih ediyoruz. Sonuçta onların da can güvenliğinden sorumlu yani ekip. O yüzden robot kameralar beni suyun altında takip ediyor. Ama biz de biraz önce bahsettiğim gibi o çıkış çok önemli olduğu için özellikle son böyle 30 metrelerden sonra bayılma riskiniz artıyor. Dipte bayılma riskiniz çok fazla yok. Ama o son 30 metrede bayılma riskiniz çok olduğu için yanınızda 2-3 kişi tam siz yukarıya çıkarken sizi zaten kameradan canlı takip ediyorlar. Siz çıkmadan son 30 metre size eşlik ediyor. Yani oradaki etrafımdaki diğer dalgıçlar en fazla hani 10 metre ile 30 metre arasında dalıp çıkan insanlar.
Hatta bana en çok böyle soru ve hani gelen capslerden birisi yanındakiler de daldı. Onlar rekor kırmadı mı şimdi falan oluyor. O arkadaşlar genelde bize son 20 veya 30 metrede eşlik ediyorlar. Diğerleri de işte ya tüplü bazen veya robot kameralar eşliğinde çekimler yapılıyor. Peki şimdi seni arayan oldu mu Türkiye'den? Resmi devlet yetkililerinden? Ya benim açıkçası bir aydır telefonum kapalı. Bir de çok duyulan bir spor değil. Yani tabii ki ulaşılır yani ulaşılmak istese de çok duyulan bir spor değil. Ben haber bir şekilde verdim. Spor Bakanlığı'na söyledim. Tebrik ettiler ondan sonra. Ama mesela federasyonumuz hala aramadı. Belki haberi yoktur. Yani çok Doğru, buraya çıkıyorsun. Belki bunları da izlemiyorlardır. En son zaten Dünya Kupası'nda kadın millilerimizin de finalinde mesela Spor Bakanı yoktu. Hatta izleyicilere sorayım. Spor Kadın Bakanı mı? Kadın... kutladı çünkü hani haberleştik, iletişime geçtik, hatta bundan sonra turnuvalarımız devam ediyor. On çok tebrik etti ama kendi hani Evet. yaptığında federasyon henüz kutlamadı yani. Şeyi merak ediyorum, izleyicilere sorayım. Devam edeceğiz, sana bir soru daha soracağım da voleybol, kadın voleybol milli takımımız dünya şampiyonu oldu. Külliye'de kabul edildiler mi sonrasında? Çünkü tam o sırada bir Arap Yarımadası'nda seyahat vardı. Hani biz bekliyorduk ki uçaklar gönderecek, F-16'lar karşılanacak. Ben denk gelmedim, acaba ben mi kaçırdım diye merak ediyorum. Şimdi chatten bakacağım. Sana şunu sormak istiyorum. En çok sponsor bulurken zorlanıyorsun. Sen yani bu yalnız yapılan bir takım ama bir de yani bir spor ama bir de sen çok yalnız görüyorum yani. Bu sponsor bulmak en çok zorlayan kısmı dalmak değil de sponsor bulmak, oralara gitmek, ulaşmak sanırım. Öyle mi anlıyorum? Bu branşta öyle çünkü yani mesela böyle bir yani tek başıma dalıyormuş gibi görünüyorum ama dünyanın öbür ucuna gidiyorsunuz işte böyle ekiplerle çalışmanız gerekiyor ve bunlar gerçekten çok masraflı işler. Hani gitsem sadece böyle maskemi takıp dalsam çıksam evet çok bir masraf olmayabilir ama ve her sene bunu finanse etmemiz gerekiyor. Ben açıkçası bu süreçte yani bugüne kadar çok zorlandım bu son senede. Çünkü işte bir sponsorluk bir sene sizinle anlaşma yapıyor bir firma ve o bittikten sonra sen tam antrenman yaparken o arada bitmiş oluyor ve bir anda destek kesiliyor, ne yapacağını şaşırıyorsun. Türkiye'ye dönüp kapı kapı gezip tekrar sponsor araman gerekiyor. Özellikle bu sene tabii ülkemiz için de çok zor bir seneydi. O yüzden de biz açıkçası büyük sponsor destekleri bulamadık. Beni başından beri destekleyen birkaç firmanın desteğiyle antrenmanlarımı yapabildim. Hangileri söyler misin? Duyalım adını. Madem destekliyorlar, bu şimdi Ya, duyulmayacak da ne zaman duyacak isimleri? benim böyle son 3 senedir hani %100 geri dönüşümden üretilen bir havlu markasıyla çalışıyorum. Yerli üretim zaten. Hani amaçları tüm dünyada geri dönüşümden üretilen havluları Adı ne? biraz daha öne çıkarmak. Green Petition ismi. Onlarla yola devam ediyoruz. Hani iyi ki varlar çünkü onlar olmasa ben hiç antrenman bile yapamayacaktım. Panerai saatleri var aynı zamanda yanımda. Bu iki firmayla İyi, antrenmanlar çok iyi. yaptım. Umarım daha da artar sayılır. Bir de son Ha, olarak, onu evet. söyleyecektim. Bugün yani dün öğleden sonra oluyor. Netleşen güzel bir haber oldu. Bizimle Kalyon Holding ile iletişimdeydik. Hani sponsorluk bekliyorduk ve o onaylandı. Şimdi bundan sonra yapacağımız dalışlarda bize destek olacaklar. Öyle bir haber aldım ben de. Hani bu da güzel bir aslında hem spor açısından güzel bir gelişme. Beni en çok mutlu eden haberlerden birisi bu oldu. Çünkü mesela buradan ben şu an yarın birkaç saat sonra Dünya Şampiyonası'na geçiyorum. Honduras'ta Türk milli takımını temsilen yarışma Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Tüm ülkeler orada. Yani geçtiğimiz sene hani 200'ün üzerinde sporcu vardı. 40 ülke falan vardı. Ben oraya tek başıma buradan işte gidiyorum. Bir de Türk bir erkek belki arkadaşımız gelecek. O da organize etmeye çalışıyor. Ya milli takıma seçildik. Bunu hak ettik. Ama şu an işte nasıl gideceğiz? Federasyon tam destekleyecek mi? Nasıl olacak falan sürecinde böyle kafam karışıkken dün böyle bir haber almak da
beni açıkçası çok mutlu etti. O yüzden Kalyon Holding'e de teşekkür etmek istiyorum ilgilerinden dolayı. Peki. Başarılar dilerim. Çok çok teşekkür ederim Şayka. Gurur duyuyoruz seninle. İyi ki varsın. Ben çok teşekkür ederim. Yine yeni başarılarda görüşmek üzere umarım. Hoşçakalın. Sağ olasın. Görüşmek üzere.